Tarihte bugün 15 Mart. 15 Mart milattan önce 44. Sezar öldürüldü. Romalı devlet adamı ve komutan Julius Sezar öldürüldü. Tarihin en önemli liderlerinden biri olarak kabul edilen Sezar, Galya'nın fethi ve Britanya topraklarının işgaliyle Roma'yı toprakları Atlas Okyanusu'na kadar uzanan bir imparatorluk haline getirmişti. Senato tarafından ömür boyu lider ilan edilen Sezar'ın politikaları zamanla Senato'nun bazı üyeleri tarafından kabul edilemez bulunmuş, onun izlediği politikaların Roma'da demokrasi ve özgürlüklere zarar verdiği düşünülmeye başlanmıştı. Sezar'ın en çok güvendiği Senato üyelerinden Marcus Brutus liderliğindeki bir grup Senato üyesi, Sezar'ı bir görüşme için Senato'ya çağırmış ve Sezar Senato binasına geldiği anda onlarca kişinin bıçaklı saldırısıyla hayatını kaybetmişti. Hançer darbeleriyle kanlar içinde kalan liderin son sözü, en çok güvendiği kişi olan Brutus'a söylediği "Sen de mi Brutus?" oldu. ...15 Mart 453... Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila öldü. Hun İmparatorluğu hükümdarı Attila evlendiği günün gecesinde yatağında ölü bulundu. Tarihçilerin tam olarak fikir sahibi olamadığı ölüm, kimi tarihçilere göre suikastti. Doğu ve Batı Roma'yı sık sık istila ederek büyük vergilere bağlayan Attila, Avrupa kıtasının tamamına yakınını fethetmiş büyük bir hükümdardı. Avrupa'nın korkulu rüyası haline gelmiş, 750 bin kişilik Hun ordusuna hükmeden Türk komutan, tarihin en kanlı savaşlarından Katalon Savaşı'nda Roma ordusunu dağıtarak Galya topraklarını ele geçirmiş, son seferi olan Batı Roma harekatından önce Papa arabuluculuk yapmak istemiş ve Attila'dan af dileyerek Hunların Batı Roma'yı işgal etmesinin önüne geçmişti. Attila Roma'yı fethetmemiş ancak vergiye bağlamıştı. ...15 Mart 1892... Yürüyen merdivenin icadı. Amerikalı mucit Jesse Reno, kendi buluşu olan yürüyen merdivenin patentini aldı. Yüksek maliyetinden ötürü ilk yıllarında rağbet görmeyen bu buluş, ilk kez 1895 yılında New York'taki bir eğlence merkezinde kurulan düzenekle kullanıma sunulmuştu. Yürüyen merdivenin ticari bir ürün olarak Avrupa kıtasının dışına çıkması ise 1900'lü yıllarda bir Fransız asansör şirketinin üretime geçmesiyle sağlandı. Fransa'da düzenlenen Paris Dünya Fuarı'nda sergilenen merdiven, bu tarihten itibaren çok katlı büyük mağazalarda kullanılmaya başlanmıştı. 15 Mart 1897 Ağa Sadık Geray Beyli doğdu. Azeri oyuncu Ağa Sadık Geray Beyli, Azerbaycan'ın Şamahı şehrinde dünyaya geldi. Azeri sinemasının ilk dönem emektar oyuncularından olan Geray Beyli, Azeri sinemasının gelişmesi için çok önemli katkılarda bulunmuş, birçok devlet ödülüyle mükafatlandırılmış büyük bir sinema sanatçısıydı. 1988 yılında Bakü'de hayatını kaybeden sanatçının rol aldığı önemli filmler arasında Sevil, Bahtiyar, O Olmasın Bu Olsun bulunmaktadır. 1929 yılında çekilen ve sessiz bir dram filmi olan Sevil, Azeri sinemasının ilk örneklerindendi. 15 Mart 1989 Galatasaray yarı finalde. Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final maçında Monaco takımıyla Köln'ün Müngersdorf stadında yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak Avrupa Kupaları tarihinde yarı finale yükselme başarısı gösteren ilk Türk takımı olmuştu. Nöşetel-Kamaz maçında çıkan olaylar sebebiyle çeyrek final rövanş maçını Ali Sami Yen stadı yerine Almanya'nın Köln şehrinde oynamak zorunda kalan Galatasaray'ın golünü serbest vuruştan Prekazi kaydetmişti.